Spor 360'tan herkese mutlu günler değerli izleyenler. Bugün çok önemli ve özel 3 konuğumuz var ve Türkiye'deki hakemliği konuşacağız. Kadın hakemlerimizin gözünden konuşacağız. Bildiğiniz gibi 14 Ağustos'taki UEFA Süper Kupa mücadelesinde Fransız hakem Stephen Frappart maçı yönetecek ve bizler de hem de Frappart'ı 3 kadın hakemimizin gözünden biraz daha tanıyacağız. Sizler de yaklaşık 45 dakika boyunca bizlere soru, görüş ve yorumlarınızı, özellikle hakemlik noktasında her türlü yorumlarınızı, sorularınızı da bekliyoruz. Kimler bizlerle birlikte? FIFA Kokart'ta 3 hakemimiz Melis Özçiğdem, Cansu Tiryaki ve Neslihan Muratlı ile beraberiz. Hoş geldiniz öncelikle. Tabii ki çok yoğun bir programınız vardı. Yeni sezon öncesinde bir seminerde toplandınız. Bizler de bunu fırsat bildik. Sizi buraya davet ettik. Hocam sizle başlayalım isterseniz. Bugün uzun uzun hakemliği konuşacağız tabii ki. Bir yandan da Dünya Kupası geride kaldı. Orada da önemli gelişmeler yaşandı ama şu çok merak ediliyor Türkiye'de. Ben hakemlik diyorum çünkü kadının erkeği olmaması lazım bu işin ama Melis Özçiğdem nasıl oldu da hakem oldu? Dilerseniz böyle başlayalım. Öncelikle merhaba, davetiniz için çok teşekkür ederim. Burada bulunmaktan son derece mutluyum. Şöyle söyleyebilirim, ben 16 yıl futbol oynadım. Milli takımlarda da yer aldım. 2003 ve 2005 senelerinde ligimize bir ara verildi finansal sebepler nedeniyle. Oynadığım dönemde. O dönemde de ben üniversiteyi bitirmiştim zaten. İzmir'e geçtiğimde hakemlik kursu açıldığını öğrendim. Benim için de bir kapı oldu. Güzel oldu. 2 sene birlikte hakemlikle oyunculuğumu devam ettirdim. Tekrar ligler başladıktan sonra... Hakem olmak için hocam bir hayal kurmak gerekir. Sizin o dönemlerde beğendiğiniz hakemler var mıydı? Nasıl oldu da bu hayali kurdunuz? Genelde çok yani kadın hakemlerimizi, daha doğrusu gençlerimizi, kadınlarımızı çok fazla hakem hayali kurarken göremezdik. En azından o dönemlerde. Evet. Şimdi biraz daha fazlalaştı. Bu da çok güzel bir gelişme. Ama sizi bu hayali kim kurdurdu? Şöyle söyleyeyim ben... Öncelikle yani benim hakem olmamda asıl neden futbolun içinde kalabilmek. Yani sahanın içinde kalabilmek. Çünkü dediğim gibi futbol oynuyordum. Devamında ara verildiğinde tekrardan kopmak istemedim açıkçası. O arada o kursu değerlendirdim. Tabii bu dönemde takip ettiğim maçlarımıza çıkan Dilan hocalarımız vardı. Tuğba hocalarımız vardı. Onlarla da tanışma fırsatı buluyorduk. Sık sık kadın liglerinde onlar görev alıyordu. Çünkü artık tabii ki tanışıyorduk. Onlar da gördüğümüzde yani hoş duruyordu sahada. Ben de olabileceğimi düşündüm. Görsellik de tabii. Kesinlikle yani bir kadının sahaya yakıştığını hakem olarak düşündüm. Başarılı da olacağını. Onlar da FIFA Kokart'ta hocalarımızdı. Ben de bu yolu seçtim yani bu yola girmeye karar verdim. Şimdi Dilan hocamız demişken de burada aslında bizim buluşmamızı sağlayan Dilan Deniz hocamız. Ama şu an tabii burada değil. Ona da bir kez daha selam olsun. Teşekkürlerimizi iletelim tabii ki. İsmi geçmişken de almış olalım. Neslihan hocam seni tanıyabilir miyiz? Senin hikayeni de merak ediyoruz. Sonrasında Cansu'ya geçeceğiz. Tabii. Neslihan Murat Dağı. 2006 yılında lisedeyken hakemliğe başladım. Şöyle bir şansım vardı. Okuldaki tarih öğretmenim eski hakemdi. Bir kurs açılacağının duyuruşunu yaptı bize. Ben de spora çok meraklıydım. Atletizmle ilgileniyordum. Yani futbol benim için gerçekten düşündüğümüzde çok iddialı, kendini gösterebileceğin, zevk alınabilecek bir oyun türüydü. Gerçekten içinde olmak istedim. Öyle bir algı var ki ülkemizde, hatta dünyada da öyle. Kadınlar futboldan anlamaz, kadınlardan hakem olmaz, kadınlara futbolu izlenmez gibi çok hani çirkin iddialar. Tabii herkesin yorumuna saygı duymak gerekiyor ama birçok kadın sporcu var, futbolcu var, ödül alanlar var. Artık günümüzde olması gereken seviyeye ulaşıyor yavaş yavaş. Dünya Kupası geçtiğimiz aylarda düzenlendi. Bu konuda sen bir zorluk yaşadın mı? İşte kadından hakem olmaz gibi çeşitli iddialar ama sizler bunu çok güzel başarıyorsunuz ve çok güzel de bir gelecek sunuyorsunuz. Burada bir zorlanma yaşandı mı senin açından? Şöyle söyleyebilirim. Aslında kendimizi ispatlamamız gereken dönemler yaşıyoruz. Sahada da olsun, normal hayatta da olsun. Önce erkek hakemlerle kıyasladığımız zaman bizim daha çok çalışmamız gerekiyor. Daha iyi olmamız gerekiyor. Bu daha baskı yaratıyor mu üzerimizde? Gerekiyor. Çünkü sahaya çıktığımız zaman gerçekten 10-15 dakikamız çok önemli. Bize güven duydukları zaman dönüp oyunlarını oynuyorlar. Biz o güveni sağlamak adına birçok erkek hakemden daha çok çalıştığımız dönemler yaşadık. Çünkü oyunun içinde kalmak istiyoruz. Bu bizim mücadelemiz. Hakemlik konusunda önce güven midir hocam?
Tabii sahaya çıktığımızda yani ya oyuncular çok zeki. Teknik sorumlular da o şekilde. Yani donanımlı bir hakemseniz, o güveni sağlayabiliyorsanız sahada kontrol açısından ve maç yönetimi açısından karşılıklı güven esas bence. Bunu da çok çalışarak tabii hem atletik hem de bilgi donanımı, kural donanımı olarak ve sahaya yansıtma olarak iyi yapabiliyorsanız dediğiniz gibi güven çok önemli. Evet. Cansu Hocam, senin de hikayen merak ediliyor tabii ki. Cansu Hocamız biraz heyecanlıydı. Yayına çıkmadan önce de aslında maçta daha az heyecanlı olduğunu söylemişti ama hatta daha rahat belki de. Evet, maçta tabii ki daha rahat. Şu an biraz daha iyi görüyorum hocam sizi ama sizin de hikayenizi dinlemek istiyorum. Ben öncelikle bizi buraya davetiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Ben Edirne'liyim. Hakemliğe Edirne'de başladım. Hala orada devam ediyorum. Lise son sınıfta kursa katılmıştım 2008 yılında. O şekilde başladım hakemliğe. İlk başlarda çok zorlandım tabii. Bir ara bırakmayı düşündüm ilk yeni başladığım zaman. O baskıdan kaynaklı mı? Ya baskıdan değil, yapamayacağımı düşünmüştüm ilk. Atletizmle uğraşıyordum ben de. Yani sporun içindeydik daima. Futbol oynamadım, futbol içinden gelen biri değilim. Fakat futbolun içinde olmak ilerleyen dönemlerde çok hoşuma gitti. Buradan yeni başlayan arkadaşlara da seslenmek istiyorum. Yani pes etmesinler, devam etsinler, hayal kursunlar. Bence en önemlisi hayal. Aslında evet. Melis hocamıza söylerken de bunu ifade ettik. Ne iş yaparsanız yapın, hakemlik, futbolculuk, belki avukatlık, doktorluk hayal kurmadan olmuyor. Bir şekilde hayal kurmanız gerekiyor. Bence hakemlik de bu noktada oldukça önemli. Bunun kadın erkeği yok. Çok başarılı erkek hakemlerimiz var ama kadın hakemlerimiz de var. Bunu unutmayalım diye aslında bir yandan da bu programı yapıyoruz. Tabii ki aynı zamanda UEFA Süper Kupa mücadelesinde de Liverpool-Chelsea maçında da Fransız Stephen Frappart maçı yönetecek. Bir yandan da dünyada kıvılcım yarattı. İnanılmaz. Bir başlangıç evet, yarattı. Bunu nasıl yorumluyorsunuz hocam? Çünkü herkes bir erkek hakem beklerken evet, bir anda Stephen Frappart'ı görünce de bizler de şaşırdık açıkçası. Ben bu konuyla ilgili şöyle bir size enstantane anlatabilirim. Lütfen. Geçen hafta UEFA Elit seminerinde yer aldım Zagreb'de. Orada bize açıklandı açıkçası. Tabii seminerin son günü açıklandı. Seminerin sonuna kadar bizler de kafamızda kim yönetebilir ihtimaller üzerine çok kritik yaptık açıkçası. Daha sonrasında yayınlandığında inanılmaz derecede şaşırdık. Yani salonda o an tüm elit erkek ve kadın hakemler yer alıyordu. Frappart da oradaydı. Açıklandıktan sonra şunu hiç unutamıyorum mesela. Kalkıp direkt Cüneyt Hoca'ya sarıldı. İkisi beraber ekip oldu zaten biliyorsunuz. Beraber dördüncü hakem olacak Cüneyt hocamız da. Evet, Cüneyt Çakır hocamız dördüncü hakemlik yapacak. Onun için çok büyük bir tabii destek, çok büyük bir güç, güven Cüneyt hocamızın orada olması. Bizler için de büyük gurur. Yani ben o an millilik duygularım çok mesela yüksekleri yani tavan yaptı. Frappart'la sarılmaları ve bütün salonla onları alkışlamaları. Hem kadın hakemin oraya atanması benim için inanılmaz bir gurur ve kadın hakemliğin bence Avrupa arenasında inanılmaz dev bir adım oldu. Hepimizin önünü açtı öyle diyebilirim. Güzel bir yönetim sergileyeceklerinden de şüphem yok. Çünkü Frappart çok donanımlı bir hakem. Benim de örnek aldığım bir hakem açıkçası. Ben first kategorideyim. Kendisi elit kategoride şu an. Kendinden yani daha genç hakemlere örnek teşkil ettiğini düşünüyorum. İyi bir şekilde temsil ettiğini düşünüyorum. Şimdi Fransız Stephen Frappart, Fransız ve Lig 1'de de bu sezon maçlar yönetti. Lig 1'deki tek kadın hakemdi bildiğim kadarıyla. Fransız Stephen Frappart ve biraz da tarzı sert diyebiliriz. Daha doğrusu çok da yumuşak bir isim değil. Bazı hakemlerin farklı özellikleri vardır. Kimi diyalog kurmayı sever, kimi çok nettir, kararlıdır. Evet. Bu konuda Melis Hocam nasıl açıklarız Frappart'ın oyun tarzını? Ben şöyle söyleyeyim. Sahanın içinde ben de aslında biraz yakınım yani Frappart'la. Belki şu yani şundan kaynaklanıyor olabilir. Sahanın içerisinde kuralları uygularken çok kolay değil erkeklere bazen yani hükmedebilmek. Dediğimiz gibi hani biraz zorlandığımız noktalar da oluyor kadın olarak. Bunu bir şekilde biraz daha ciddiyetle işimizi yapıyoruz diye dışarı göstermeye çalışırken belki sınırı kaçıyordur. Yani dışarıya daha sert, yani normal bulunduğumuz konumdan daha sert bir izlenim bırakıyor olabiliriz. Ya işimizi ciddiye almamızla alakalı, tamamen konsantrasyonla alakalı bence.
Yönetimsel, yani kimi hakemin daha böyle dediğiniz gibi bizim ligimizde de örnekleri var. Gülümseyerek daha böyle... Mesela isim verebiliriz. Fırat Aydınus hocamız çok daha diyaloğu açıktır. Daha tabii. böyle hareketlerle anlatmaya çalışır. Tabii. Maçı izlemeyenler bile Fırat hocamızın işaretlerinden pozisyonu anlayabilir. Evet. Ama bazı hocalarımızda bu tamamen karakter ve oyun tarzı, yani kişinin tarzıyla alakalı. Kimi de çok nettir. Düdüğü çalar ve çok da el hareketlerini, jest mimini kullanmaz. Bu tamamen hakemlerimizin karakteriyle alakalı olan da bir durum. Kesinlikle. Bunu da açıklamasını yapalım. Stephen Frappart'ı tanımayanlar da 14 Ağustos çarşamba günü daha sert demeyelim de belki daha az yumuşak bir isimde görebiliriz. Vodafone Park'ta oynanıyor mücadele. Bir kez daha bunun da altını çizelim. Nesrin Hocam, senin Frappart'ta bir temasın veya bir hikayen var mı? Ya da senin nasıl bir gözlemin var bu konuyla alakalı? Frappart'la ilgili gerçekten kondisyonel anlamda bir erkek performansına sahip. Çok iyi atletik testlerde başarısı var. Ondan dolayı zaten böyle bir atamaya uygun görüldü. Yani biz aslında Cüneyt hocamıza bekliyorduk maçı. Görünce şok olduk. Yani bizim hayal edemeyeceğimiz bir maç. Gerçekten ufkumuzda böyle bir durum söz konusu değildi. Hepimize büyük umut. Tabii. İlerisi adına gerçekten çalışıp bir şeyleri başarırsak önümüz gayet açık. Bunun farkına vardık. Evet. Ben sadece Manuela'yla yardımcı Lütfen. Hakemi. Lütfen. Onunla birlikte müsabakaya çıkmıştım daha önce. Türkiye-Almanya maçında beraberdik. Öyle bir hikayeniz var. Hakemle yardımcı hakemle evet. tanışmıştım. Tabii Cüneyt hocamız dedin. Bence de yani bütün hakemler en iyi maçı yönetmek ister ama az önce Melis hocamız ifade etti. Ben Cüneyt Çakır hocamızın da Frappart açıklandıktan sonra çok mutlu olduğunu düşünüyorum. Evet, çünkü Cüneyt Çakır da birçok maçı yönetti ki 2015 yılında Şampiyonlar Ligi finalini yönetti Berlin'de. Hatırlayacaksınız Barcelona ile Juventus maçını yönetti ki zirve noktası. Dünya tabii, Kupası'na tabii. gitti. 2014'te gitti, 2018 Rusya'da yer aldı. Bunlar çok özel durumlar, özel başarılar. Kesinlikle. Ülkemizde çok daha ilerisini istiyoruz tabii ki. Hem erkeklerde hem kadınlarda. Ama ben Cansu hocamızın da yorumunu merak ediyorum. Çünkü bir anlamda bir zafer kadınlar noktasında, hakemlikte, UEFA Süper Kupa maçında Frappart'ı görmek ama sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Tabii ki yani şu anda dünyadaki tüm kadın hakemlerin önünü açacak bir adım bu. Eğer başarılı olursa kadın hakemlik adına çok büyük yol kat edeceğimizi düşünüyorum. Tüm dünyadaki kadınların gözü bu maçta olacak. Yani sadece hakem olarak değil, kadın olarak da herkesi temsil edecek. Ben çok heyecanlı olduğunu düşünüyorum onun da. Kolay da bir maç değil yani. Tabii, iki İngiliz takımı, Liverpool, Chelsea, ikisinin de taraftarı oldukça ateşli ki Liverpool geçtiğimiz yıllarda burada bir Şampiyonlar Ligi finali kazandı. Onu da hatırlayalım, 2005 yılında ne kadar ateşli olduğunu biliyoruz. Evet. Bu ne kadar etkiler Frappart'ı bir hakem olarak, hani kadın erkek dışında taraftar baskısı ne kadar etkili oluyor hakemler konusunda? Şöyle söyleyeyim, ben yani sonuçta Dünya Kupası'nın finalini yönetti Frappart evet. ve Fransa'daydı. İnanılmaz derecede seyirci rekorları da kırıldı orada, takip ettiğiniz gibi. Yani çok kendisine uzak olduğunu düşünmüyorum taraftar baskısına baş edememeyi. Onun dışında ya biz hakemler olarak açıkçası maçın tabii ki önemi çok önemli. Önemine göre de biz ona göre bir maç hazırlığımız oluyor. Bu da bir ekip işi. Ekibiyle tabii Cüneyt hocamızın da katkısıyla inanılmaz derecede iyi hazırlanacaklarından eminim. Yani ben çok güzel şeyler, kadın hakemliği ve yani hakemlik açısından hepimiz çok güzel şeylerin beklediğini düşünüyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Tabii hakemlere biz çok fazla ulaşamıyoruz haklı olarak. Çünkü sezon boyunca en kritik isimler genelde hakemler oluyor. Ve en çok merak edilen de hakemlerin hayatları. Bu konuda biraz kapalı, biraz gizemli bir hayatınız oluyor. Bunu nasıl yorumlarız? Nesrin Hocam senle başlayalım istersen. Çünkü şu anda sezon henüz başlamadı ligimizde ama çok az kaldı. Sizler de burada seminerde berabersiniz evet. ama biz çok şanslıyız ki böyle üç değerli hakemimizi yakalayabildik. Hakemlerin hayatları merak ediliyor. Maçtan kaç gün önce telefonlar kapanır, maçtan kaç gün önce iletişime kapalı olursunuz veya kapalı olur musunuz? Bir hakimin hayatı nasıl bir kadın olarak? Şimdi şöyle başlayayım ben size. Bize ilk öğretilen şey, siz kararlarınızla, kişiliğinizle, yönetiminizle sahada olmalısınız. Medyatik taraf bizim dışımızda.
medyatik olmamak adına da biraz kapalı hayatlar yaşıyoruz tabii ki. Yani bu hakemlik disiplini için gerekli bir şey. Ben destekliyorum bu kararı. Tabii ki telefon kapatmaları maça girmeden önce ve maçtan çıktıktan sonra ancak açabiliyoruz. Maç süresince telefonlarımız mesela bir saat önce. Mesela kaç gün önceden telefonlar kapanır veya gün müdür, saat midir? Bunun bir formatı var mı? Müsabakadan Merkez Hakem Kurulu'nun istediği farklı olabiliyor. Bir saat önce, iki saat önce. Maçın önemli derecesine göre değişebiliyor. Tabii. Telefonlarımız kesinlikle maç süresince kapalı. Oradaki konsantrasyonu nasıl sağlıyorsunuz? Maça çıkmadan önce herkesin bir uğuru vardır belki de ama Cansu Hocam burada ne gibi bir farklılık vardır sizin hayatınızda? Konsantrasyon, maça çıkacaksınız. Önemli maç. Muhakkak her maç önemlidir ama. Öyle tabii ki. Zaten tabii ki maçın önemine göre daha çok motive oluyorsunuz maça. Ben maça çıkmadan önce dua ediyorum. Güzel şeyler olsun maçta. Hani bizi zorlayacak kritik pozisyonlar olmasın. Tabii olursa da bunların üstesinden gelebilecek gücümüz olsun diye. İyi bir ısınma, maç öncesi iyi bir ısınma, iyi bir memorandum yardımcı arkadaşlarımızla maçın güzel geçmesini sağlayan şeyler. Yani aradaki iletişim, yardımcı hakemlerinizle iletişiminiz, dördüncü hakeminizle iletişiminiz. Onu soracaktım. Çünkü siz tek başınıza değilsiniz. Tabii ki görünen bir orta hakem vardır ama yardımcıları oldukça önemli ki artık günümüzde var da geldi. Bir hayli yardımcınız da bu noktada oluyor. Hakemlerin yardımcılarla olan iletişimi, konuşmaları, oradaki dostluğu, samimiyeti de oldukça önemlidir. Biz hep konuşuyoruz Cüneyt Çakır hocamızın başarısı diye ama onun çok iyi bir ekibi vardı ve devamlı beraberlerdi. Kesinlikle. Buradaki iletişimi nasıl yorumlarsınız? Hakemlik ekip işi, yani tek bir kahraman yok, öyle söyleyeyim. Hazırlık sürecinden başlamak üzere maç öncesi, maç içerisi ve maç sonrası tabii ki. Yani iyi geçen, kötü geçen her şeyi birlikte pay ediyoruz. Bir sonraki maçlarda tekrardan daha iyisini yapabilir miyiz diye onun kritiklerini de yapıyoruz. Dediğim gibi ekip işi, bunu tek bir kişiye mal etme haksızlık olur bence. O yüzden ama şöyle söyleyeyim, yani bu konuda da liderliği hakem yapıyor. Bir araya getirme, bir düzen, işte planlama. Bu anlamda hakeme bir tık daha fazla görev düşmesiyle birlikte ama başarıyı mutlaka hep birlikte paylaşıyoruz. Yani bu hepimizin ortak paydada birleştiği bir şey. Evet. Burada tabii sizler Süper Lig'de de görev aldınız. Burada Süper Lig'in farkı nedir? Onu da sormak istiyorum. Tabii ki şu anki hocalarımız Lig'de de görev aldılar ve alt yaş kategorilerinde görev aldılar. Çeşitli kadın futbolunda görev aldılar. Buradaki farkı nasıl yorumlarsınız? Tabii Süper Lig seviyesi en üst seviyedir şu an günümüzde Türkiye'deki futbol disiplininde ama bir farkı var mıdır alt yaş veya Süper Lig veya o farkı nasıl açıklarsınız? Tabii ki yani finansal açıdan farkları var en başta. Daha sonrasında kalite, oyun kalitesi açısından, şartlar açısından farkları var. Ama futbol, her yerde futbol kurallar tüm liglerde aynı şekilde uygulanıyor. Açıkçası hani ben diğer arkadaşlarımın öyle olduğunu düşünüyorum. Bir Süper Lig maçına giderken de maç hazırlığımız tam teşekküllü oluyor. Hangi maça gidersek, alt kategoride gidiyorsak da aynı şekilde önemli olan bizim kendimizi ve bulunduğumuz kurumu en iyi şekilde temsil etmemiz. Sonuçta belli bir kariyerimiz de var. Yani bunu da çok fazla alabora edecek şey, ihaleye girmeyiz, öyle söyleyeyim. O yüzden iyi bir hazırlık yapıyoruz hepimiz. Hangi lige gidersek gidelim. Onun dışında Süper Lig'e gitmek tabii inanılmaz derecede keyif verici, inanılmaz derecede motive edici. Ben ilave hakemdim 3 yıl önce ilave hakemlik varken. 40 tane erkek hakemimiz vardı. Ben tek olarak, kadın olarak bulundum. Aynı zamanda Neslihan hocamız o dönemin şartlarıyla beraber aynı maçta da görev aldık. Dördüncü hakem olarak yer aldı. Yani Süper Lig'de beraber deneyimledik. Bu da bizim için inanılmaz, unutulmaz güzel bir sezondu. Evet, çok pozitif etki altında kaldı takımlar. Teknik direktörler olsun, kulübeler olsun, hiçbir şikayet olmadı ki kadının aynı anda bir Süper Lig maçında beraber belki yer alması. Belki de sporcuların itiraz tarzlarını bile etkiliyor olabilirsiniz noktada. Ben de eskiden altyapılarda oynarken bazı maçlarımızda kadın hakemler görevlendirildi ve açıkçası itiraf etmeliyiz ki itiraz tarzlarımız değişiyordu. Karşımızda bir kadın hakem olduğu zaman biraz daha kendimizi tolere edebiliyorduk. Siz bunu Süper Lig'de de görebiliyor musunuz veya alt yaş kategorilerinde de bu devam ediyor mu? Merak ediyorum. Evet, gittiğimiz müsabakalarda tabii ki bir kadın hakemle karşılaştıklarında
saygı açısından, saygı çerçevesinden bize olumlu bakıyorlar. Yani müsabakaya 1-0 önde başlıyoruz. Ondan sonra kararlarımız neticesinde maçın zorluğuna göre belirli itirazlar alıyoruz. Zaten işimiz hakemlik. Hani kadın erkek ayrımı yapmaya hiç gerek yok. Yaptığı itirazın, verdiği tepkinin veya oyun tarzındaki hatalarının neticesinde neyle cezalandırılması gerekiyorsa veya uyarılması gerekiyorsa biz de aynı şekilde yönetimimizi sergiliyoruz. Yani hiçbir fark yok. Evet, Cansu Hocam senin bu konudaki yorumlarını da merak ediyorum. Çünkü siz sporcularla berabersiniz, antrenörler bu işin içerisinde, hatta taraftarlar bu işin içerisinde ama kadın hakem olmak az önce Nesrin Hocamız çok güzel ifade etti. Bir avantaj sağlıyor, 1-0 başlar önde başlıyoruz dedi. Böyle mi gerçekten? Yani artık tabii ki dünya değişiyor. Tüm dünyada kadın hakemlik ilerlemeye başladı. Yani Stefanie bunun bir örneği. Bu bizim ülkemizde de böyle. Yani bunu çıktığımız maçlarda da hissedebiliyoruz. Gerek oyuncular, gerek yöneticiler gerçekten çok saygılılar. Yani kadın olduğumuz için saygılılar. İkincisi maçı iyi yönettiğimizde bu saygı daha da artıyor. Yani bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Evet. Kısa bir araya gideceğiz değerli izleyenler. Aradan sonra tekrar buradayız. İkinci bölümle tekrar karşınızdayız değerli izleyenler. Spor 360 programında hakemlerimizi konuşuyoruz. Kadın 3 hakemimiz, 3 başarılı, 3 güzel hakemimiz bizlerle beraber. Melisa Özçiğdem, Neslihan Muratlı ve Cansu Tiryaki ile beraberiz. Yine sizlerden de sorularınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Bu bölümde yine sorularla açalım istiyorum. Bir soru gelmiş. Hangi bölgenin hakemleri diye. Tabii biz tanıtırken bölgeyi kullanmamıştık, vermemiştik. Edirne bölgesinden Cansu Hocamız. İstanbul'dan Neslihan Muratlı. Hatta İzmir'den Melis Özçiğ'den bölgeleri de aktarmış oldum böylece. Tabii spor ve futbol deyince, hakemlik deyince de teknoloji işin içine giriyor. Son dönemlerde Dünya Kupası ile beraber, 2018'le beraber, son 2019'da da Kadınlar Dünya Kupası'nda VAR teknolojisi kullanıldı. Ligimizde de kullanıldı ve en çok da VAR teknolojisi merak ediliyor hakemler noktasından. Biz tabii geliştiriyoruz, devam ettiriyoruz bu noktada ama ben Melis Hocam şöyle başlamak istiyorum. Çok güzel bir sistem. Öncelikle bunu iyi anlatmamız gerekiyor. VAR teknolojisini, VAR sistemini ki başta Barış Şimşek hocamız da çok güzel bir şekilde bunun başında bir kez daha kendisine teşekkürlerimizi, selamlarımızı iletelim. Bu VAR sistemiyle ilgili Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanıldı. Artık bütün liglerde de hemen hemen kullanılıyor. Bu yıl İngiltere Premier Ligi de kullanılacak ki orada 90 saniye kuralı var. Bildiğimiz kadarıyla. Kadınlar Dünya Kupası'nda kullanıldı. İlgi biraz daha arttı. Nasıl yorumlarsınız Melis Hocam? VAR sistemi. Benim takip ettiğim kadarıyla yani sonrasında da okuduğum takip ettiğim kadarıyla %98'lik bir başarı. Evet. FIFA Hakem Komitesi inanılmaz derecede başarılı buldu bu çalışmayı ama tabii bu uzun süreçli bir hazırlık dönemini gerektirdi. 2016'dan itibaren Kadınlar Dünya Kupası için hazırlıklar yapıldı. 5 tane seminer yapıldı tekrardan. Gelişimlerini kat etmeleri için. Ya ben de izlediğim kadarıyla televizyon başından izlediğim kadarıyla pozisyonların düzeltilmesi anlamında gayet faydalı olduğunu düşünüyorum. Evet. Neslihan Hocam var mıdır senin bu konuda yorumun? Tabii ki. VAR'ın başarı oranı gerçekten çok yüksekti. 5 seminer sürekli birlikte sağ çalışmaları, uygulama çalışmaları yaptılar hakemler birlikte. Erkek hakemler ve kadın hakemler birlikte yer aldılar. Çünkü bir sonraki Dünya Kupası'nda büyük ihtimal sadece kadın hakemler VAR olarak görev yapacak. Ama şu an sayı ne yazık ki yetersiz. Ondan dolayı erkek hakemlerden destek alındı. Ama benim gözlemlediğim neredeyse bütün maçları takip ettim. İlgiliyim bu konuda bayağı. Bir önceki Kadınlar Dünya Kupası'na göre ciddi anlamda büyük bir başarı elde edildi. Hem hakemlerin performansı anlamında hem de VAR'la uyumları, çalışmaları anlamında çok ciddi bir hazırlıktan geçip
iyi bir turnuvayı kapattılar. Şimdi aslında geçtiğimiz yıllara bakacak olursak kadınlar Dünya Kupası'nın çok fazla gündeme gelmiyordu. Hatta yayıncısı bile yoktu. Ülkemizde bu yıl TRT Spor ekranlara getirmişti ve kadınlar futbol ve kadın hakemler noktasında biraz daha fikir sahibi olduk. Aslında Sayın Hocamızın ifade ettiği gibi sadece var değil, ilgi de arttı, merak da arttı, satışlar da arttı, biletler de arttı ki Fransa'daki finalde Amerika ile Hollanda karşı karşıya gelmişti ve tribünler de tıklım tıklım doluydu. Ve bilet bulmakta dahi zorlanan taraftarlar vardı. Bu da aslında kadınların futboldaki yerinin önemini biraz daha bize gösteriyor. Cansu Hocam, bu konuda neler söylemek istersin? Çünkü belki de insanlar hep erkek futbolunu izlemekten sıkılmış olabilir mi? Nasıl yorumlarsınız? Yok, sıkıldıklarını sanmıyorum tabii ki de. Kadınların da bu işte iyi olmaya başladığını düşünüyorum. Çünkü Dünya Kupası'nı izledilerse, kadınlar Dünya Kupası'nı, futbolun kadınlar için ne kadar değiştiğini az çok görmüşlerdir. Aynı şekilde ülkemizde geçtiğimiz yıldan beri VAR kullanıyor ve her geçen gün daha iyi şeyler olacak. Şu anda geliştirilen de bir sistem de var, onu söyleyelim. Tabii ki dünden bugüne her şey çok güzel olacak diye de bir durum yok. Çünkü yıllardır çalışılan bir sistem bu VAR teknolojisi ve sadece yani VAR demekle de olmuyor. Burada iletişim, doğru gözlem de oldukça önemli. Sonuçta insan hakem yönetiyor maçı. Yani sizlerin buradaki durumu söz konusu. Tabii VAR dedik, 2019'da Dünya Kadınlar Dünya Kupası'nda erkek ve kadınların bir arada olduğu bir hakem grubu vardı. Burada erkekle çalışmak, kadınla çalışmak çok fark ediyor mu Melis Hocam? Ya şöyle söyleyeyim, futbolun içerisinde yani hakemlik açısından ben şu anda seminerde de mesela biz en üst liglerde görev alan erkek hocalarımızla beraber seminerdeyiz. Senelerden beri bu şekilde devam ediyor. Onlarla bir arada olmak hem VAR çalışması olarak hem de normal seminerlerde kurallar açısından onlarla etkileşim içerisinde olmak inanılmaz derecede bize katkı sağlıyor tabii ki. Yani onların tecrübesinden faydalanmak, yani beraber pozisyonu yorumluyoruz. Onların baktığı açıdan çok daha farklı tabii bize elementleri ve kriterleri bize katkı olarak sağlıyorlar. Bizim de bakış açımız ve kendimizi geliştirme noktasında çok büyük faydalar olduğunu düşünüyorum ben. Çevrenizden gelen tepkiler nasıl Neslihan Hocam? Çünkü çok fazla yoktur herhalde çevrelerinde kadın bir futbol hakemi. Böyle hani nasıl oluyor, eve gittiğinizde işte bir maç yönetiyorsunuz. Sonrasında ev hayatınız başlıyor belki. Evet. Sosyal hayatınız devam ediyor. Çevreniz nasıl etkileniyor bu durumda? Çevremdeki herkes uzun yıllardır hakemlik yaptığım için alıştılar aslında. Çok pozitifler. Yani hiç kötü bir eleştiri almadım. Ya da yeni bir tanıştığınız biriyle ben futbol hakemiyim dendiği zaman farklı bir tepki geliyor mu? Tabii ki. Erkeklerin egemen olduğu bir alanda bir kadının olmasını çok gurur verici buluyorlar. Çok destekliyorlar, şaşırıyorlar. Hani futbol olduğunu söyleyince hayret ediyorlar. Gerçekten futbol maçlarını mı yönetiyorsunuz diyorlar. Hani biz bundan mutluluk duyuyoruz. Çünkü hakemlik beyinle yapılan bir şey aslında baktığımız zaman. Hani kadın erkek cinsiyet ayrımının hiç olmaması gereken bir şey. Çünkü karar veriyoruz. Biz de koşuyoruz, biz de yer alıyoruz, biz de kararımızı veriyoruz. Aslında hiç ayrım yapılmaması gereken bir konu. Yani kadın erkek olarak bakmayıp sadece hakem olarak baktığımızda her şey çok daha güzel. Sahaya çıktığınızda tabii oranın hakimi sizsiniz. Evet. Oranın bir anlamda yöneticisi sizlersiniz. Bu size ekstra motivasyon, ekstra sorumluluk, ekstra baskı, ekstralar katıyor mu? Ben sahada olmayı çok seviyorum. Futbolcularla birlikte olmayı, o geçirdiğim 90 dakika içindeki oluşacak pozisyonlara vereceğim reaksiyonları planlamayı, maç öncesi hazırlıklarımı genelde de şu şekilde yaparım. Takımların geçmişe yönelik kliplerini bulabiliyorsam oyuncu analizlerini çıkarıyorum. Oyuncu kişilik analizleriyle birlikte oyuncuları tanıdıktan sonra takımın genel bir analizini yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde bir fikrim oluyor öncesinden. Kim sert, kim agresif, tabii kim ki, tabii kendini ki. Atmaya en çabuk meyilli, kart gören oyuncuları ama o analizimi daha bilinçli sahaya çıktığımız zaman oluşabilecek tepkilerde vereceğimiz reaksiyonlarımız da hazır oluyor. Yani bu tür hazırlıklarla daha başarılı olabiliyoruz sahada. Cansu Hocam, bu konuda sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Çevre çok önemli tabii. Evet. Ne gibi tepkiler geliyor size?
Şimdi öncelikle arkadaşlarım, ailem şu anda bu işi yaptığım için benimle gurur duyuyorlar tabii ki. Yani kadınların çok fazla cesaret edemediği bir alan futbol. Genelde kadınların uzak olduğu bir konu. Ama geri dönüşler olumlu. Kadınların her alanda bence başarılı olacağını gösterebileceği bir evet. alan. Bence sizi biraz daha bu noktada gündeme gelmeniz biraz daha tanıtım noktasında iyi oluyor. Şu an belki bizi izleyen genç kızlarımız da hakemliği hayal kurabilirler sizler evet, sayesinde. Ki. Onlara ne gibi tavsiyeler vermek istersiniz Melis Hocam? Şu son süreçte zaten 2-3 senedir inanılmaz derecede kadın hakemliğe ilgi ve rağbet arttı dediğiniz gibi Koray Bey. Sayısal anlamda da bunu görebiliyoruz. Yani bunu düşünsel olarak söylemiyoruz. Sayısal verilerden yola çıkarak bu kanıya varabiliyoruz. Yani bizden önceki hocalarımızın, bizlerin muhtemelen başarıları veya sosyal medyada bizi takip eden kardeşlerimizin örnek alması, heveslenmesi, erkek hocalarımızın aynı şekilde hakemlerimizin, Cüneyt hocamızın özellikle çok iyi yerlerde ülkemizi temsil etmesi onları heveslendiriyor, kamçılıyor ve motive ediyor anladığım kadarıyla. Onlar yani şöyle söyleyeyim, hakemlik uzun bir süreç. Kısa vadede bir şey beklerlerse o çok iyi bir sağlıklı bir yol olmuyor. Yani benim onlara tavsiye edebileceğim iyi bir hazırlık, donanım açısından yani yabancı dil, atletik özellikler, kural olarak insani iletişim. Donanım tabii ki iletişim yani kendini yönetici olarak da lider olarak da o vasıfları elde edecek potansiyelde kendilerini donanımlı hale getirmeleri lazım. Baskıyla baş edebilmeleri lazım. Yani bizim hakemliğin bizim kişiliğimize de inanılmaz derecede katkısı olduğunu düşünüyorum ben. Yani çabuk sinirlenemiyoruz. Yani kendi hayatımıza da yansıyor bu. Daha sabırlı, daha pratik zekalı hale geliyoruz. Kısa sürede çabuk karar verme yetimiz gelişiyor. Bu anlamda dediğim gibi uzun bir çalışma döneminden sonra kendilerinin de hayal ettikleri yerlere geleceğini düşünüyorum. Evet. Avrupa'daki hakemlere de bakacağız. Orada da bazı hakemler ön plana çıkıyor. Onun da görüntülerini arkadaşlarımızdan rica edelim. Genelde Fransa, Almanya, Hollanda'daki hakemlerin biraz da uluslararası anlamda tecrübeli olduğunu görebiliyoruz. Bizler bu noktada hangi seviyedeyiz size göre? Tabii Almanya, Fransa, Hollanda'da belki daha fazla öncelikli olabiliyor ama Avrupa ile Türkiye'yi nasıl kıyaslarız? Kadın hakemlik açısından. Evet. Ya bizim kadın hakemliğimiz kadın futboluyla paralel gidiyor. En başta onu söyleyeyim. Şu an kadın futbolu ülkemizde son dönemlerde inanılmaz derecede altyapıdan başlayarak o da güzel bir gelişim kat ediyor. Ben eskiden hani futbol oynadığım için inanılmaz derecede onu da takip ediyorum. Bu yılda Beşiktaş şampiyon oldu. Şampiyonlar evet, ligine... onlara da başarılar evet. diliyoruz. Yarınki maçlarında inşallah en iyi sonuçlarla dönerler ülkemize. Onun dışında tabii turnuva olarak devam edecekler. Diğer maçlarında evet. da başarılar diliyoruz onlara. Gruptan çıkmış bir şekilde dönmelerini temenni ediyoruz. Şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi kadın hakemlik Avrupa'da kadın futboluyla da biraz bağlantılı. Yani Almanya'da en az erkek ligleri kadar sayısal anlamda ligler var ve inanılmaz meblağlarda paralar dönüyor. Oradaki kadın hakimliğe bakış açısında bu daha da tabii onların şansını arttırıyor. Ama dediğim gibi ilerleyen süreçlerde bizim de kadın liglerimiz, kadın futbolumuz yükselişte olduğu için bunun kadın hakemliği de. Şöyle söyleyeyim, onların katılabileceği, kadın A milli takımın katılabileceği iyi turnuvalar, iyi seviyedeki maçlar bizlerin de oralarda yer almasını paralelinde getiriyor. Kombin haline devam ediyoruz. Evet. Gelişip kat ettiğini düşünüyorum. Ama hem futbolumuz hem de hakemlerimizin ilerleyen yıllarda çok daha iyi seviyeye geleceğinden şüphemiz yok ki bugün şu an burada bulunan 3 hakemin dışında da birçok hakemimiz de var aslında. Yani şu an biz 3 hakemimizi buraya getirtebildik belki ama sizin gibi birçok hakemimiz de var. Vardı da zaten. Reklam arasında konuşmuşken Seçim hocamıza da bir kez evet. daha selamlarımızı iletelim. Lale Orta yine önemli evet, isimlerimizden biriydi. Hocam. Bu konuda da kesinlikle. Fikrinizi almak isteriz. Yani onlar bizim için tabii ki önemli bir rol model. Onların açtığı yolda bizler bayrağı en iyi şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz ve bizden sonrakileri teslim edeceğiz.
Bu konuda onlara da teşekkür ederiz. Kat ettikleri yol, kadın hakemliği Türkiye'de getirdikleri nokta açısından bizler de layık olmaya çalışıyoruz en iyi şekilde. Lale hocamız zaten bildiğiniz gibi ilk kadın hakemlerimizden, inanılmaz derecede başarılara imza attı. Seçim hocamız aynı şekilde üst liglerde senelerce kadın yardımcı hakem olarak yer aldı, o kadroda en iyi şekilde temsil etti. FIFA yardımcı hakemi olarak da olimpiyatlara katıldı. Yani kadın hakemin yardımcılık açısında ve Lale Hoca olarak hakemlik açısında ufkumuzu genişlettiğini düşünüyorum. Evet. Unutamadığınız bir anı var mı? Öyle ortaya sorayım. Bir maç esnasında olabilir, öncesinde, sonrasında olabilir. Bir anı varsa dinlemek isteriz. Sanki sizin var gibi. Ya şöyle söyleyeyim, bu soru hani bazı röportajlarda da geliyor. İlk aklıma gelen o, şu burada da onu paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi 3 sene önce ilave hakemken Süper Lig'de görev alıyordum. O zaman o dönemde ilave hakemler olduğu için kale ağlarını ilave hakemler kontrol ediyordu. Ağlarda herhangi bir yırtık, herhangi bir şey var mı diye maç öncesi. Sonra yerimizi alıyorduk. Ya ben Kayseri'de, Kayseri-Kasımpaşa maçıydı, hiç unutmuyorum. Maç öncesi ağları kontrol ederken kale arkasında oturan bir orta yaş bir kadın sesi duydum. Tabii kim olduğunu seçemiyorsunuz. Bayağı kalabalık stat. Melis Türkiye seninle gurur duyuyor diye. İnanılmaz derecede duygulanmıştım o an. Yani o an dedim kendi kendime, Melis doğru yerdesin. Doğru bir yerde temsil ediyorsun kadın hakemliği. Bunu en iyi şekilde yapması tabii o bana artı bir yük de bindirdi. Çok mutlu olmuştum. Yani bir kadından duymak, izlemeye gelmesi. Ve sizi tanıması. Beni tanıması. Tanımayabilirdi yani, bu arada. Tabii aynı şekilde çok bana mutluluk ve motive kaynağı olmuştu açıkçası. Evet. Tabii yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz ama bir haberimiz daha vardı. Dünyada ilk kadın hakem kimdir diye geçtiğimiz yıllarda, daha doğrusu 2018 yılında FIFA'da kabul etti bunu. Drahşan Arda, kendisi Aslen Edirneli. Tabii Cansu'ya da burada sözü vermemiz gerekiyor bir yandan da. Drahşan Arda da dünyanın ilk kadın hakemi olarak tescil edildi. Şu anda görüntüde Baviera hükümeti de kendisine geçtiğimiz yıllarda ödül de takdim etmiş. Şöyle bir açıklamalarda bulunmuştu Drahşan Arda. Tarihte bir ilk olmak gurur verici. İlk maçımı 26 Haziran 1968'de yönetmiştim. Tam 50 yıl önce, ki 51 yıl oldu artık. Hakemlik heyecanını yaşamıştım. FIFA'dan gelen mektupla çok da mutlu oldum. Mektup elime geçtiği anda ilk günkü kadar heyecanlıydım. Dünyanın ilk kadın futbol hakemi olmak gurur verici demiş Drahşan Arda Aslen'de Edirneli. Cansu, evet. Hocam neler söylersin? Biz kendisiyle sosyal medya üzerinden bir görüşme yapmıştık. Ben de çok mutlu olmuştum. Aslında ilk o bana ulaştı. İşte ben Edirneliyim. İlk hakemliğe başlayan kişi benim diye kendisiyle bir süre devam ettirdik görüşmelerimizi ama daha sonra koptu bağlantımız. Demek ki bu Edirne'de mi, topraklarda mı bir şey var? Kendisiyle gurur duyuyorum tabii ki. Şimdi bayrağı ben devraldım. İnşallah. Çok daha güzel olacak. Yavaş yavaş son sözlerinizi alacağız. Var mıdır son sözlerinizi? Cansu, seninle başlayalım istersen. Ben sizlere tekrar teşekkür ederim. Bizi buraya davet ettiğiniz için. Estağfurullah. Her zaman bekleriz. Bize bu fırsatı verdiğiniz için. Tabii sezon içerisinde çok ulaşamıyoruz. Ama sezon öncesinde de çok iyi bir zamanlama oldu. Neslihan Hocam, var mıdır eklemek istediğim? Davetiniz için çok teşekkür ederim öncelikle. Ben de yeni başlayacak genç hakemlerimize birkaç mesaj vermek istiyorum. Asıl önemli şey vazgeçmemek. Çünkü bizim yolumuz çok uzun. 13 yıllık hakemlik yapıyorum. 14 yıl hocam. İlk 1-2 senede bir şeyler beklemememiz gerekiyor. Çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Emek harcayacağız, disiplinli olacağız. Bunun sonrasında hayallerimizden hiç vazgeçmeyeceğiz. Bu şekilde yola devam edersek başarı geliyor. Vazgeçmesinler diyorum ben. Evet, çok da güzel noktaladı. Melis Hocam, son söz sizde olsun. Yeni de bir sezon başlangıcı arifesindeyiz. Neler söylemek istersiniz? Tabii sezon için ben tüm takımlara ve hakemlerimize, federasyonumuza güzel bir sezon olmasını, sakatlıksız, keyifli bir sezon olmasını diliyorum. İzleyen insanlara da tabii ki. Onun dışında konumuz Frappart'tı. Öyle başladık. Evet. Onunla kapatalım madem. Sonsuz. Evet, çok heyecanlıyız biz de. Bulunacağız inşallah. Heyecanını paylaşacağız kendisiyle. Sonsuz başarılar diliyorum.
başarılı olmayacağından şüphemiz yok. En iyi şekilde temsil edeceğini düşünüyorum. Ufkumuzu daha da genişleteceğini düşünüyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum burada bulunduğumuz için. Yönetimimize de, sizlere de, çalışan arkadaşlarınıza da, bundan sonraki yayınlarınıza da iyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkürler, çok sizlere. Evet değerli izleyenler, Spor 360 programının bugün de sonuna geldik. Diğer programlara görüşmek üzere, mutlu günler.